Her ne kadar bizim Türkologlar, din tarihçileri şaman diye bir şey yok, şamanizm diye bir şey yok deseler bile şamanizm yaşatılıyor Hakas Türkleri tarafından, Tıva Türkleri tarafından, Altay Türkleri tarafından, Saha Yakut Türkleri tarafından yaşatılan bir inanç sistemidir. Yani din ve özellikle ne diyorlar ona saha araştırmalarında özellikle anket çalışmalarında çok rahatlıkla ortaya çıkıyor ve işte Sibirya Türkleri'nin bir kısmı ya da önemli bir kısmı kendi inançsal kimliği için mesela Hristiyanlığı kullanırken, bir kısmı Budizmi kullanırken, bir kısmı Museviliği kullanırken, bir kısmı İslamiyet'i kullanırken, bir kısmı Budizmi kullanırken, önemli bir kısmı Şamanizmi kullanıyor. Bu neyi gösteriyor? Şamanizm bir dindir. Yani en az diğer saydığım dinler kadar. Bu tabii hiç kimse için sıkıntı değildir Sibirya'da. Yani bu böyle bir sorun da yok. Yani illaki işte Türklere, oradaki yaşayan Türklere şaman demek çok ayıp bir şey. İşte biz utanıyoruz. Hani bazı araştırmacılarımız var. Türklere şaman deyince utanıyorlar. Aslında utanmaya hiç gerek yok. Bu ezelden beri en az 40 bin yıl geçmiş olan bir inançsal kültürdür. Ve Türkçe karşılığı kamdır. Ama kam hiçbir şekilde şamandan kopuk değildir. Hani bize ne diyorlar hep anlatırken, şaman Türkçe değil, şamanizm diye bir şey yok diye anlatırlar ama buna rağmen kam, sam, şam, ham, kaman, haman, şaman, çaman, saman bunlar hepsi Altaycadır ve hepsi Türkçedir. Yani oradan yani şaman Türkçe değil. İşte oradan kurtulduk gibi bir şeye giremiyoruz yani. Dolayısıyla ha bunun için mesela kam desek de, şam desek de, şaman da desek de ya da Çuvaşların dediği gibi yum desek de ya da yumaç desek de bunların hepsi şamandır yani sonuçta. Bu eski bir kültürdür ve Türk tarihi boyunca birçok yerde, birçok coğrafyada, birçok kıtada yaşatılan bir kavramdır. İster hekim olarak, ister tabip olarak, ister büyücü olarak, ister işte falcı olarak olsun. Mesela 1902'de Budapeşte'de de Almanca olarak yayınlanan Şeyh Süleyman Efendi'nin Çağatayca, Osmanlıca sözlüğüne baktığımız zaman kam felsefeci olarak da aktarılıyor. Yani bu çok önemli bir nokta. Felsefeci, filozof diyor. Dolayısıyla gördüğümüz gibi kam hem Osmanlı döneminde hem 20. yüzyılın başında hem de Doğu Avrupa'da tamam mı? Yani Çağatayca, Osmanlıca olması hasebiyle dolayısıyla Osmanlı'nın içinde de kam kavramı yaşatılıyor. Bunu somut olarak görebiliyoruz. Yani bunu Müslüman Türkler unuttu, şunlar unuttu, bunlar unuttu dememiz için hiçbir sebep yoktur. Yani bunu 11. yüzyılda Kaşgarlı Mahmut, Divan-ı Lügat-ı Türk'te, 11. yüzyıl Kutadgu Birlik'te, Codex Cumanicus'ta 14. yüzyıl vesaire vesaire Afrika'daki çıkan, Mısır'daki yayınlanan birçok lügatta, sözlükte bu kam kavramını, kamlamak kavramını fiil olarak bunu görebiliyoruz. Daha sonra kamlamak kavramı Rusça'ya geçmiş. Şaman ayinini kamlanya demişler. Dolayısıyla burada Türk kültürünün başka kültürleri etkilemiş olduğunu ve bir kelimeye bir kavram vermiş olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla Türk kültürü ve şaman kültürü sürekli etkilenen ama hiçbir şekilde etkilemeyen görüşlerin ne kadar dayanıksız olduğunu burada açıkça görebiliyoruz. Günümüzde Hakas Cumhuriyeti'nin içerisinde bir anayasa var. 1995 yılında kabul edilmiş. İşte bakanlıklar var, işte Kültür Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı vesaire vesaire. Devlet Komitesi var, dış ekonomik ilişkilerden sorumlu olan. İşte fabrikalar var, ağır sanayi var, işte turizm var. İşte buradan Türkiye'den oraya gidip de okuyan insanlar var. Oralardan Türkiye'ye gelip okuyan öğrenciler var. Dolayısıyla böyle bir etkileşim var. Bunlar bilimciler düzeyinde, yani bilimciler dediğimiz zaman
bilim insanları. Tabii bilim insanları çok karmaşık da Türkçesi onun bilimci. Ya da Hakkasçası bilimci. Bilimciler seviyesinde bu çalışmalar, bu etkileşim süreci çok yoğun bir şekilde yaşanıyor. Ve bunun neticesinde herkes ama esas olarak Türk kültürü tabii ki kazanıyor, zenginleşiyor. Hatta şunu diyebilirim. 1900 yani Sovyetler dağıldıktan sonra 1992'den itibaren günümüze kadar Hakas Türkçesinden Türkiye Türkçesine aktarılan şaman mitolojisinin birer parçası olan Hakas kahramanlık destanlarının sayısı bütün Sovyetler boyunca Hakasçadan Rusça'ya aktarılan Hakas kahramanlık destanlarının sayısından fazladır. Bu nicel olarak çok önemli bir göstergedir. Özellikle Profesör Doktor Fikret Türkmen hocanın öncülüğünde başlatılan büyük destan projesi TDK'nın kapsamında büyük neticeler vermiştir. Ve birçok Türk destanları, Türk mitolojileri aktarılmış. Yeter mi? Değil. Yeterli değil. Niçin yeterli değil? Çünkü Türk dünyası, mitolojisi o kadar zengin, o kadar engin bir derya ki bu deryada değil 1 milyon satırdan, değil 10 milyon satırdan, onlarca milyon satırlardan söz etmek mümkündür. Sadece Hakaslar aldığımız zaman, sadece Hakas Türklerine aldığımız zaman 400-500 tane destandan bahsedebiliyoruz. Bunları hepsini bir araya getirdiğimiz zaman milyonlarca dizi demek. Milyonlarca mısra demektir. Sadece Manas aldığımız zaman 500 bin satırdan bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla bunlar Homeros'un M.Ö. 8. yüzyılda ya da 7. yüzyılda anlattığı İlyada ve Odiseya'dan kat be kat daha geniş bir kültür, geniş bir bilgi ve medeniyet kaynağıdır. Maalesef bizim tarafımızdan tam bilinemeyen, değeri tam idrak edilemeyen. Yani dolayısıyla burada birkaç kuşak bilincinin yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor bu konuda. Bu destanlar konusunda. Yani Türk mitolojisi dediğimiz zaman 5-6 tane destandan ibaret bir mitoloji kesinlikle değildir. Yüzlerce destandan bahsedebiliyoruz. Hem de bu destanlar, mesela örneğin Hakaslar'da olduğu gibi sadece yarım paragraf ya da iki paragraflık efsanelerden ibaret değil. Bu destanlar on binlerce satırdan ibaret.